İyi pazarlar, iyi bir gün olsun. Çok iyi bir insanın 101 yıl önce doğduğu köydeyiz. Yaşar Kemal'in doğduğu, büyüdüğü Hemide'deyiz. Ben Osmaniye'ye hep ikinci memleketim diyorum. Osmaniye'de ikinci memleketimin merkezden sonra en büyük ilçesi. Geçmişte Adana'mıza bağlı olduğu dönemlerde de ilişki içinde olduğum bir ilçede Hemide köyünde sizlerle birlikte olmak, Yaşar Kemal'in hayat arkadaşıyla birlikte güne başlamak herhalde içinde bulunduğumuz ve hepimizi çok yoran ülke gündemi içinde hepimize nefes aldıran bir etkinlikle güne başlamak hepimize iyi gelecek. Burası 101 yıl önce Yaşar Kemal'in doğduğu, büyüdüğü bir yer. Van'ın Muradiye ilçesinden 1917'de, 15'te Rus işgalinden dolayı buraya göçüp, buraya yerleşip, buranın insanlarıyla bir arada olup, buranın kültürüyle büyüyüp, kendi kökleriyle buranın kültürünü harmanlayıp, şüphesiz Türkiye'nin dünyaca en tanınmış edebiyatçısı, Türkiye'nin en önemli aydınlarından bir tanesi, her zaman vicdanın sesi, her zaman barışın savunucusu olmuş Yaşar Kemal'in adeta yetiştiği topraklardayız. Buranın Türkiye kültürü açısından, Türk toplumu açısından, Türkiye'de yaşayan hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, tüm insanlar açısından çok büyük önemi var. Böyle bir günde burada olmak çok önemli. Yanılmıyorsam 2013 yılında kazandırılan burası, biraz önce il başkanımın dediği gibi Kadirli Belediye Başkanımız tarafından, meslektaşım Kadirli Belediye Başkanımız tarafından bundan sonra çok daha fazla sahiplenerek buranın zaten aslında dünyanın Türkiye'de en çok bilinen köyünün bu namına, bu gerçekliğe uygun şekilde hatırlanması gerekiyor. Yaşar Kemal'in sayısız kitabı sayısız sayıda baskıyla çok sayıda dile çevrildi. Yaşar Kemal Hemide köyünden pek çok kitabında bahseder. O yüzden Türkiye'nin dünyada en çok bilinen köyü burasıdır. Buranın daha görünür olması lazım. Sayın Başkanımız bir Yaşar Kemal Kültür Festivali başlattı. Onunla ilgili bilgileri okudum. Mutlaka bunun en önemli ayağının Hemide köyü olması lazım. Biz buraya bundan sonra imkanımız oldukça her sene gelmeye devam edelim. Ve burada Türkiye'nin genç edebiyatçılarını, dünya edebiyatının önemli isimlerini ağırlayalım. İhtiyaç olursa Kadirli Belediyesi'nin gücü yetmezse Adana Büyükşehir Belediyesi burada. Geçmişte Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değilken bu işler aksıyordu. Şimdi başkanımız da burada olacaktı, gelmiş olmalı. Buradalar, geldi. Şöyle bir başkanı da merhaba diyelim. Başkanım, siz uluslararası festival işlerini iyi biliyorsunuz. Eczacı meslektaşım hevesli ama imkanları belki bu işi yapmaz. Yaşar Kemal'in köyünün eskiden bağlı olduğu Adana, şimdi bağlı olduğu Kadirli Belediyeleri bir uluslararası Yaşar Kemal Kültür Sanat Festivali için el ele versinler. Birincisini seneye yapalım. Olur mu başkanım? Yaşar Kemal bu köy için Çukurova'nın karnına doğru yürümüş kayalık bir dağın koyağında diyor. Bunu okuyunca koyak ne demek diyorsun gündelik hayatta kullanmadığın için. Açıp bakıyorsun iki dağ arasındaki
verimli bir araziden bahsediyor. Yaşar Kemal bir cümleyi kurarken size sadece bir cümle kurmuyor, bir tane de kelime öğretiyor. Bir kelime öğretmiyor, bir coğrafyayı tanıtıyor. Hem merakı hem de bir edebiyatçının maharetinin nelere, ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Ben Yaşar Kemal'le ilgili en takdir ettiğim, emek veren insanlardan bir tanesi, bugün buraya birlikte geldiğimiz genel başkan yardımcılarımızdan bir tanesi Burhanettin Bulut'tur. Kendisi, bir göreyim Burhanettin nerede? Ha, burada hemen yanımızda. Adana Eczacı Odası Başkanı iken Yaşar Kemal'i misafir ettiği, onun kitabını Türkiye'deki bütün eczacı odalarına dağıttığı, onun söyleşilerine bizi davet ettiği ve hemşerisi Yaşar Kemal'e sahip çıkan ve onu bütün Türkiye'de gücü nispetinde tanıtan çabalar içinde olurdu. Biraz önce hanımefendiyle de o günleri hatırladık. O açıdan ben de onun altını çizmek isterim. Benim doğduğum yıl, Cumhuriyeti kurulduğu sene doğan Yaşar Kemal, benim doğduğum yıl 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 5 finalistten bir tanesi oldu. O günlerde tabii, o günün şartlarında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, ambargonun şartlarında bu adaylık bile muazzam bir şey. O gün tabii siyasi şartlar belki onun Nobel Edebiyat Ödülü almasına mani oldu. Ama dünyadaki pek çok edebiyatçının ve Türkiye'deki herkesin gönlünde Yaşar Kemal aldığı ödüllerin yanında Türk insanının tamamının kalbinde tahtı olan ve ödüllerin en büyüğüne sahip olan birisidir. Kendisinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ve Adana'nın siyasetçileri, özellikle muhalif siyasetçileri, Türkiye'nin neresine gitseler Yaşar Kemal'le övünürler ve o 4 kitaplık, 32 yılda yazdığı 4 kitaplık İnce Mehmet'le övünürler ve derler ki biz Abdi Ağalar'a karşı İnce Mehmet olmaya geldik derler. Biz de Abdi Ağalar'ın düzenine karşı, kadın cinayetleri yaşanırken kadınların arkasından çekilen ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınları savunmasız bırakan Abdi Ağalar'a karşı. Bugün yolda durduk. 700 derece ateşin karşısında çalışan, pandemide dünya rekorları kıran, karların en büyüğünü elde edenler işçisine emeğinin karşılığını vermiyor. Orada işçiyle patron karşı karşıya duyduğunda bizim İnce Mehmetler oraya koşmuşlar. 100 gündür yanında duruyorlar ama patronu savunan Abdi Ağalar'a karşı. 12.500 lira emekli maaşı veriliyor. İktidara geldiklerinde o emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Emekliyi ezdirmeyeceğim, enflasyona göre zam vereceğim deyip o 1,5 asgari ücret bugünkü fiyatla olsa 26 bin lira emekli maaşı olacakken 12.500 lira emekli maaşına, en düşük emekli maaşına insanları muhtaç eden, o gün 8 çeyrek altın alınan emekli maaşını bugün 2,5 çeyrek altın düzeyine düşüren Abdi Ağalar'a karşı. Seçim yılı enflasyon yüksek. Bu lafı dediğinde %32. Asgari ücreti 4 kere zamlayabiliriz. Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de, dönüp yine Aralık'ta deyip seçildikten sonra enflasyonun %80'lerde olduğunda şu an bile baz etkisiyle, yaz etkisiyle %50'de bir kez bile asgari ücreti zamlamayıp
17 bin liralık asgari ücret verildiğinde 17 bindi, şimdi o günkü parayla 11 bin liraya düşmüş. İnsanları bu sefalete mahkum eden Abdi Ağalar'a karşı dünyanın en barışçıl eylemini yapmış Tayfun kardeşimizi ve gezi tutuklularını Silivri'de tutan Abdi Ağalar'a karşı görüşünü, fikrini söyleyen, herkesi terörist ilan eden ve Osmaniye'de belediye başkanı seçersiniz de Diyarbakır'da seçerseniz onlara oraları yönettirmem diyen Abdi Ağalar'a karşı Yaşar Kemal gibi olmak, onun ince Mehmet'i gibi olmak durumundayız. Yaşar Kemal 2014'te Bilgi Üniversitesi'ne çağrılıyor. Gidemiyor sağlık sorunlarıyla. Bir mesaj yollamış. Bakın ne demiş. Benim kitabımı okuyan katil olmasın. Savaş düşmanı olsun. İnsanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılamasın. Kimse kimseyi yok etmeye çalışmasın. Asimile etmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksulluklarla birlik olsunlar. Yoksulluk bütün insanların utancıdır. Benim kitabımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar. Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal kimin yanındaysa ben, biz, hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yaşar Kemal'in yanında durduğu herkesin yanındayız. Kürt'ün de Türk'ün de garibanının arkasındayız. Alevinin de Sünni'nin de işsizinin yanı başındayız. Bu ülkenin her etnik gruptan, her mezhepten yoksullarının, kimsesizlerinin, işsizlerinin, güvencesizlerinin, evladının geleceğinden endişe edenlerin ve bu memleketten, bu halinden yorulup yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerinin hepsinin yanındayız. Ve size söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Yaşar Kemal'in kaleminden dökülenler hepimize hem vasiyettir hem hepimizin tutması gereken bir sözdür. Bu ülkede bütün eşitsizlikler ortadan kalkana kadar yoksulluğu yönetmek değil, yok etmek için bir iktidar kurup o iktidarla yoksulluğu yok edene kadar, her türlü eşitsizlik, adaletsizlik ortadan kalkana kadar, hiçbir suçu günahı olmadığı halde, hakkında mahkeme açılmadığı halde, açılıp da yargılanıp beraat ettiği halde işinden gücünden edilmişlere biz gelip sahip çıkana kadar, insanı ters dizsen düz çıkan bu güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana kadar, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum size. Bir de bugün Bahriye Üçoğlu'muzun 34. ölüm yıl dönümü. Bir cumhuriyet kadınını, bir aydını, bir profesörü hem de bir ilahiyat profesörünü sırf hurafeyi savunmayıp bilimi savunduğu için, birileri gibi dini eşitsizliklerin üstünü örtmeye, haksızlıkların üstünü örtmeye araç etmeyip aksine dinin insanların eşitliğine hizmet etmesi, yoksulluğu yenmek için her dindarın mücadele etmesi gerektiğini söylediği için, bütün yaptıkları haksızlıkları yüzlerine haykırdığı için, bir ilahiyat profesörünün Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu olmasını hazmetmedikleri için bugün onu katlettiler. Buradan barışın savunucusu, en büyük barış savunucusu, bütün katillerin düşmanı Yaşar Kemal'in doğduğu günden
Bahriye Uçak'a rahmet diliyoruz. Onu katledenleri bir kez daha lanetliyoruz. O karanlığa karşı Bahriye Uçak olmaya, Yaşar Kemal olmaya mücadele etmeye hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz, ant içiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.